Köpek balığının İngilizcesini Jaws zannediyorum. Gun gidik bayan. Dolmuşa binmek hayatın anahtarıdır. Bizden de bir Yorgos Lanthimos çıksın. Ben fındık ile, ben fıstık ile, ben efleki popcorn ile beslerim. Türkiye'de Beneflek denince aklıma ilk gelen insan Volkan Ögey ile birlikteyiz. Sinemaya dairin yeni bölümünden hepinize kucak dolusu sevgiler. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Bugün yine hayata dair ve dolaylı olarak sinemaya dair birçok şeyi konuşacağız. Ama gerçi hayata dair bir şeyler sinemaya dair değildir demiştik. Bir kesişim kümesi yapmaya çalışacağız diyelim. Hayat ve sinema arasında ki oldukça büyük bir kesişim kümesi. Evet. Sinemaya dahil olmayan şeyler de var tabii hayatta. Mesela? Dolmuş. Evet. Hiç dolmuş görmüyoruz. Uzun süredir sinemada dolmuş görmüyoruz ama sinemayla hayat arasında bir kesişim kümesi yaratmamız için dolmuşa veya metrobüse veya metroya veya taksiye ya da şahsi aracımıza binmemiz gerekebilir. Yürüyerek de gidebiliriz. Karar sizlere kalmış. Dolmuşa binmek hayatın anahtarıdır. Metrobüse binmek hayatın anahtarıdır. Minibüs var bir de. Minibüs var. Onu dolmuştan ayırabiliriz. Kesinlikle. Yani mavi olanlar minibüs, sarı olanlar dolmuş gibi düşünebiliriz En azından İstanbul'da. Eskişehir'de nasıl mesela böyle bir ayrım var mı? Eskişehir'de genelde tramvay kullanıyorlar. Tramvayı çok benimsemiş durumda halk. Bir de köpek takibi var. Yani bir köpeğin yanında yürüyerek çünkü alanına hakim köpekler var. Şey diyorsun ben adalara gitmek istiyorum şu köpeği takip edin diyorum mesela. Çok güzelmiş. Evet. Geçen hafta devamının ya da öncesinin yani ötesinin ya da berisinin gelmesini istediğimiz filmler demiştik değil mi Ozan'cığım? Evet. Öyle hatırlıyorum. Halkımız Bu bize formatın... teveccüh etmiş mi? Etmiş ben ilk önce onu gözüküyor. sormak isterim. 313 tane yorum gelmiş. Çok güzel. Ben bu video için de şunu sizden rica etmek istiyorum. Bizden memnunsanız memnunum yazın. Bakın Uygundur beni çok harekete geçirdi. Evet. Dedim ki ben bu işi yaparım. Volkan'la ölümüne giderim dedim. Çok fazla Uygundur geldi. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Bizim için de Uygundur. Ozan Bey'in koltuğa babam gibi dolu dolu oturuşu ve Volkan Bey'in kendi ifadesi bozmadan güldürmesi. Bu anladığım kadarıyla bir çeşit teveccühün başka bir yorumlaması diye düşündüm. Evet. Benzer bir teveccüh. Baba problemleri deneyebiliyor mu dedi iş, Dedi iş yünü ya da bilmiyorum yani. Kim dedi ne dedi? Baba problemleri diye geçti mi şey literatürde var mı? Amerika'daki kadar yok bence. Yok. Yani Türkiye'de baba problemlerini görmezden gele gele baba problemi klozunu da görmezden gelmeye başladık. Halbuki iş Issues gayet İngiltere'de, Amerika'da Avustralya'da ve İngilizce konuşulan birçok yerde son derece geçerli bir kavram. Bunun üzerine filmler yapılıyor. Doğru. İşte film konusundaki bu tutukluğumuzun sebebi de bazı kavramlara kendimizi kapatmamız arkadaşlar. Türkçesi. Mesela işte bak Ben Affleck'le açtık. Gang Girl. Gidik bayan. Hatırlıyorsun. Evet. Biraz sıkıntılı bir bayanın hikayesiydi. Evet. Zaten şey yapadık. Ee, evet hani kocasıyla aslında aile içinde halledilecek şeyleri inamaya yansıtmaya ne gerek vardı bilmiyorum. Ama mesela ne oldu Ben Affleck, o filmden sonra? Batman oldu. Yani Gun Girl'ün ikisi çekildi. Batman. Evet. Yani mesela böyle düşünebilirsiniz. Adamı Batman etti. Aslında Gun Girl ile mesela Cat woman gibi ha, bir karakter olabilirmiş. Çok güzel. Gone Girl. Yani özelliğe gitmiş olması. Yani hiç yok ortada. <laughs> İlk ayrılıyor be belirli yerlerden. Evet. Belirli e, buluşmalardan çok güzel ayrılıyor. Benim bununla ilgili şöyle bir şey var. Mesela Batman'le konuşursun. Evet. Bir dikkatin dağılır. Aa Bak ne güzel dersin. Bir dönersin yoktur. yoktur. Mesela o karısına bir gönderme aslında. Çok çok iyi ya. Aynen. Bak hiç düşünmediğimiz şeyler değil mi Volkan'cığım? Mesela Bütün bir şeyin ikisi içinde. illa başında sonunda iki yazmasına gerek yok. Ben çünkü şeyi de gördüm. District 9 demişler ya. O zaman evet. onu mu çekeceğiz? District 10 mi isteniyor District yoksa 10, District 9 2 mi diyeceğiz? İşte sonu 9'la biten bir filmin ikincisini yapmak ya District Ten 10 olur bence. Üzülüyorum böyle 19 şeylere. 19 olabilir. Evet. Başka bir rakam. District 9'da ne oluyordu? Onu bir hatırlamamız lazım. Uzaylı <laughs> böcekler vardı. Mıntıka savaşları. Mıntıka savaşları değil Yine. mi? Buralar bizim. Evet. Gardaş. Bizim de hakkımız var buralarda. Siz koskoca uzayı dünyadan ibaret mi sandınız? Lan yani, evet. yani lan şeyine girmiyorlardır. Biraz bu böyle... evet, falan gibiydi. Yani o lanı demek nasıl o dilde bilmiyorum ama. Peki niye ıstakoza benziyorlardı? Galiba dünya dışı varlıkları en kolay böceğe benzetebiliyor aklımız. Ben ahtapota benzetirim. Evet. Ahtapotlar bence uzaylı en benzeyen yaratıklar. Ama işte bence diyorsun mesela. Uzaya Tabii. gitmeden uzaylı en Belki de çok alelade bir koala çok benziyor. Kendi varsayımımla çok üzücü bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Bence uzaylıların hepsi bitki. Hiçbiri buraya gelebilecek noktada değiller. Ve biz de bulduğumuz zaman çok büyük bir ayak olacak. Yani yıllardır arıyoruz ve bulduk yani ama arkadaşlar bitkiymiş yani. Uzaylı dediğimiz şeyler tamamen bitki. Bildin, Hayvan yok yani. Ayağına yapışıyor. İşte cebine biliyorsun yolup. Mesela dünyayı ele geçirseler tek yapman gereken şey budamak. Alım satımı yapılır ama o da tehlikeli. Tabii. District. Belki de Ten olsaydı bambaşka bir uzaylı olarak karşımıza çıkabilirlerdi. Bilmiyorum devam filmi nasıl çekilir. Yılmaz Özdil 10. köy diye bir şey, evet. köşede yazıyor diyor. Ya, hmm. Yani District 9'dan sonra yarlarsa... 9. köyden de kovulduk. Bence senaryosunu District Ten'in Yılmaz Özdil yazmalı ve artık yalan da söylüyor. Çünkü yalan söylüyor. Evet. Doğru söylemiş 9 köydür. Doğru. Artık ya kardeşim hani bu kozmik sistemde bu kadar havalanmaya gerek yok, değil mi? Çok güzel. Evet. İki tane bina diktiniz, bir tane alışveriş merkezi yaptınız diye bu havanızdan geçilmez oldu. Bakın ben ta kaç ışık yılı Yo, uzaktıktan evet. geliyorum yani ve geldiğimde gördüğüm şey nedir? Argaşa, kaos, çöp. Ak yeme, her yer kendini bir içindi. şey sanma, her yer çöp içinde evet, doğru. Rezalet ya. Yani. Evet. Seven denmiş. Evet. Yine bugün rakamlardan gidiyoruz. Sekiz yapmak için bambaşka bir dine ihtiyacımız var bir kere. Evet. Yani sekiz ölümcül günahın olduğu bir din bulmamız gerekiyor. O zaman sekizinci günah ne olmalı? Yurt dışı çıkış harcı. <gülüyor> 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 Olabilir. <gülüyor> Olabilir mi? Olabilir. Çok güzel. Doktu demiş nefis bir film. Bu da sıcacık bir aile filmi. Çünkü Atina zaten mevsim itibariyle Yomuzda filmde püf, çok fena. Ya Yorgos Lantimos'u çok seviyorum. Yani hani diyorum ki bizden de bir Yorgos Lanthimos çıksın Volkancım. Çünkü yemeklerimizi güzel yarıştırıyoruz. Hepsinin muadilleri var. Yani i̇şte dolma dolma ki, cacık cacık ki. Yorgos Lanthimos karşısına ya yani mesela hani Caner özgürtlü, bir Caner Özyurtlu. değil mi gerekiyor. Ki kendisi de Yorgos Lantimos yaz kurslarında erkeklerde dönem ikincisiydi bu sene. Öyle değil ya mi? aslında belki de bir soru daha yapsaydı şu an oydu. Yorgos Lantimos. Caner, yani e, Yorgos Lantimos'u Yorgos Lantimos yapan şey Lantimos'tur. Yoksa Yorgos olurdu sadece. Evet. O zaman Ve da yorgos, meyhanesi nerede diye sorardık. Evet, Yorgos ya kurtuluşta bir meyhane olurdu ya da belki tatlı hayatta bir Aa, yani çok güzel ondan öteye gidemezdi o da zaten Yorgo değil miydi evet gördüğün gibi aslında soyadları da çok önemlidir evet. Nuri Bilge Ceylan'la ilgili şöyle bir şeye fark etmiştim şöyle bir aydınlanma gelmişti ismi Nuri aslında Evet. Nuri Bilge Ceylan <laughs> yani ama Bilge, Bilge de ve Ceylan var. böyle harmanlanıyor harika ama Bilge bir de var. ama direkt hitap etsen Nuri Şimdi Nuri Bilge Ceylan'ın kaç kişi Nuri diye telefonuna kaydetmiştir kaç kişi Bilge diye telefonuna kaydetmiştir bunun bize kafanızdaki dağılımını bir yazar mısınız? Yorumlara? Evet, yüzde, yüzde olarak. Evet. evet. Bence Herkesin Nuri yüzde olarak bunu mesela şeydi, şeyde tesis açısında Nuri Bey diye kayıtlıdır. Yalakalar da NBC diye kaydediyordur. Doğru. Yalakalar yalakalar NBC'dir. Bey, bakın hani bir gün bir ortamda bulunursunuz. Yalaka olduğundan şüphelendiğiniz bir tuvalete gittin hemen. Bu arada Nuri Bilge Bey telefonunu karıştırmanıza da gerek yok. Arayın onu. Zaten çıkar. Çağlar Boyu Savaş Müziği adlı Kullanıcımız şunu yazmış: Hızlı ve öfkeli 13 ile 14'ün arasını anlatan bir film çıksa keşke. O köfteci zinciri gibi bir şey. Aç şubesi oldu, bilmiyorum. Hemen bakalım. Hızlı ve köfteli gibi bir şey. 10, 10 tane olmuş. 10 mu? olmuş. Sen 10 oldun mu ya? diyeceğimiz bir film. Evet. Yani hani bayramda görsek. Evet kaça gidiyorsun? Sen gibi soracaksın. Ben bir dinlenme tesisine gidilebileceğini düşünüyorum. Böyle Sakarya, Arifiye arası gibi düşündüm. Ya da sizin düşündüğünüz bir şey varsa Volkan Düzce Bey. olarak canlandı Düzce. Benim, evet. Hayatımda evet. gittiğim en kötü dinlenme tesisi Düzce'deydi. Hani bir kontrast olması açısından o arabalarla Düzce'deki o dinlenme tesisi gibi bir yere girmelerini ben çok anlamlı bulurum. Peki konumuzdan azade hiç dinlenme tesisinde dinlenebildin mi? Hayır. Ben de. Hiç. Daha da yoruldum. Yoruldum. Sürekli anon, sürekli müzik, yerel ürünler, işte isim yazan kolyeler, böyle şey <laughs> sana şöyle bakan masaj koltukları, evet, koyun oyuncaklar, evet. çok büyük kabaklar, çok büyük kabaklar, çok miktarda şekerlemeler, evet, ya bir insülin direnci adaları oluyor da genelde lokumlar, ya postapokalyptik bir durum için hazırlanmış yerler gibi, çünkü aynı evet. anda hem e, Kütahya yazan bileklik, hem bu kadar kabak hem de tıraş makinesi <gülüyor> alabileceğiniz <gülüyor> Yegane yerlerdir dinlenme tesisleri. Ve mesela ben bindizeli burada görmek isterim. Çok güzel. Özellikle gözlemenin parasını nereye ödeyeceğini ararken görmek isterim. <laughs> Bunu nereye ödüyoruz? kardeş diye. Evet. Ne olur biriniz cevap verin dediği. Mesela bizim bir çay vardı diye. Tuvalete girişte mi çıkışta mı para vereceğini turnikenin dönüşünden anlayabilmeli çünkü onlar cin gibi adamlar da oluyor ya. Yani şeyi takip edeceksin. Islaklık nereye doğru gidiyor turnikede? Evet. Nereye akmış? Nem evet, nem e, kokusuyla belki olabilir. Evet, Rutubetle. Çünkü ıslak elle tutulduğu için evet. onlara bakacaksınız. Dinlenme testi tuvaletleri hakkında da çok ufak konuşmak isterim. Şöyle bir sahne güzel olabilir. Bir kere benim en sevdiğim dinlenme testi tuvaleti içeride X miktar kabin olan. Evet. Asla hepsini göremeyeceğin kadar çok kabin olan dinlenme tesisleridir. İçeriden çektiğimizi düşün. Kamera böyle kayıyor sağa doğru ve Windizel açıp açıp bakıyor ve yani her defasında korkmak suretiyle evet. geri kaçıyor. Windizel birini arıyor sanıyorsunuz tuvaletlerde. Hani öyle şey. <laughs> Aslında en temiz tuvaleti arıyor, arıyor, diyelim. Evet. Ve şeyde şeylerden uzak duruyor direkt silahını çekiyor mesela. Bir anda musluk açıp maşrapa doluyor ya paş diye evet. mesela yani orada hemen şöyle yapıyor. Hani bakacak çünkü yani ne çıkacak oradan diye. Çok güzel bir sahnesini yaptık. Yani Vin Diesel dinlenme tezisi, tuvaletinde temiz tuvaleti arayacak. O kısa muslukların close ile açabiliriz. Hani Hı. yere çok yakın çok kısa musluklar vardır ya onu azıcık bile açsan şu kadar yaygın evet. bir şekilde diye şey yapar. Öyle bir şeyin close-up'ı ile açılabilir film. Çok güzel. Ve Hepsi Vin Diesel Alaturka gelir olacak. Evet. Tabii Alaturka. Hızlı ve öfkeli Alaturka. <laughs> gibi bir şey oluyor aslında. <laughs> güzel ya. 13 ile 14 arası zaten. 14, buçuk, 14 arası, şeyler. bir Buçuk diyeceğimiz Alaturka deyip geçebiliriz. Ya şey çok güzel oluyor. Arabanın içindeyken hani dışarıdan hortumla yıkandıkları yani bir, bir an, güzel bir abi? sahne böyle. Hani sen yağmur sanıyorsun. İçeriden çekilmiş bir sahne. Ama aslında ucu hortumu fırça Çok güzel biliyor. bir sahne geldi aklıma. Bindize arabayı bırakıyor. Bir adam gibi yıkayayım mı abi diyor, yıka diyor. Sonra Windows'a kullanıyor diyor ki bu diyor adam diyor ajan diyor niye diyor çünkü araba yıkamasını bilmiyor diyor bak hareketlerine hmm. bak bu herif. Tamam Evet. Sonra adamı öldürüyorlar. Sonra biri diyor ki abi burada hiç kimse araba yıkamasını <laughs> bilmiyor, bilmiyor ki. Biz ee... bildiğimizden mi yapıyorduk? <laughs> yani Türkiye'de herkesin her şeyi bildiğini varsayarsanız herkesi öldürürsünüz yani bir ajandır diye vesaire diyor. Böyle bir sahne açılabiliriz. Alın size. Hızlı ve öfkeli 14'ün arası. Arası. Hızlı ve öfkeli Atatürk'a. Recep İvedik 9'un devamı gelse keşke denmiş. Şimdi o da 9 mu oldu? Çağlar filmler, Boyu Savaş filmler, Müziği yazmış bunu da. Yine. Evet, gelecekten bize sesleniyor. <laughs> gelecekten demişken Volkancığım bu aralar bir diziye tekrardan merak saldım. Dark. Yani hani anama ana diyesin, babama baba diyesin özet olarak. Çünkü Game of Thrones'da da şeydi, herkesin gelin olup gittiği bir şeydi. Yani ben böyle tek cümleyle özetlemeyi çok seviyorum. Çünkü bana soruyorlar, Dark nasıl dizi? Ya diyorum yani nasıl özetleyeceğimi bilmiyorum. Yani akraba evliliğinden uzak durun. Ee, bir de Matrix'in öncesi şekilsindenmiş. Ama şimdi Matrix'in öncesinde zaten Neo, korserici yani yani miydi? Cubicle'larda çalışan bir şeydi. Bir şeydi yani, yazılımcı. Evet. Bilgisayar kursu dönemi olabilir. Ne onun Kadıköy'de. Evet. <laughs> yazıcı Kadıköy'de oğlunda. yazıcı oğlu Yazıcı oğlunda. Bilgisayar kursuna gittiği dönemi. Çünkü o dönem ailesinin işi nedeniyle İstanbul'daymış. Ne o? Yine wake up diye başlıyoruz evet, ama kursa geç kalıyorsun. Evet. Annesi uyandırıyor. Uyan, evladım. Biz o kadar para verdik. Aynen. Bu yaz y tatili böyle malak gibi yatma zamanı değildir oğlum. Tamam mı oğlum babanı sinirlendirme oğlum. Zaten bir evin bir oğlusun, paramız anca yetiyor bak gıt gıt ötüyoruz. Şu kurslara git şu bilgisayarı öğren be oğlum be. Ve herhalde C falan mı öğreniyor öyle bir dönem oluyor? DOS öğrendiği C, zaman. C, ne öyle bir şeyler. Yani, dır, çek. dır çek işte <laughs> falan filan onları falan öğreniyor yani. Güzel. Çünkü bugün dır çeken yarın bir gün insanlığa karşı çekilen dırın karşısında durabilir. Çok güçlü adamlar ağzıyla dır çeker. <gülüyor> <gülüyor> çok iri olanlar ağzıyla bile dır çekebilirler. Catch bir if you devamı olsa çok güzel olurdu bence. Peki o, ya sence o zaman? O zaten şey olmuyor muydu? İşe alınmıyor muydu? Hatırlamıyorum. Dolandırıcıydı. Bunlar var ya bu FBI'nin dolandırıcı bilmem varsa işe alıyor. Şimdi Leonardo DiCaprio değil miydi? Galiba. <laughs> Tom Hanks de Yakalamaya çalışan. O kaçıyor, o yakalıyor. Yakalıyor ama sonunda. Yakalıyor. Bitti yani şimdi ikincisinde ne yapacağız bunun? Ya fikirlere pranga vurulamaz gibi bir şey mi bu? Hani bedenimi yakaladınız zaman zihnimle ben hala daha İnsana manipüle dolandırabiliyorum. dolandırabiliyorum. Yani onun için dolandırıcılardan uzak durmak gerekiyor. Aa şey Anladım. vardı ya. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı hani. Sürekli bir şey anlatıyordu. Sonra mesela yani diyordu. Hmm. Düşürüyordu insanları. Dolandırıyordu aslında. Neydi Değil o? Bela Hüsnü mü? Değil. Mülayim ters. Evet. Mülayim sert. Aynen öyle. Enet yani Bizim Tenet'imiz. Bizim Tenet'imiz galiba evet, o. Ama eser. adını hatırlayamadım filmin ya. Korkusuz Korkak. Korkusuz Korkak. Korkusuz Bravo. Korkak. Ben İlker Aa. Canikligil değilim. Ben evet, hatırlarım. Aynen öyle. Bu arada şeydi zamanında biraz ufak girizgahını yapmıştım ya. Eşkıya 2 nasıl olur? Şöyle eşkıyanın evet. sonunda arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Cumali terasta vurulmuş ve ölmek üzeredir. Baran yanına gider ve ona der ki korkma toprak olacaksın. Toprağın içinde... Ve kompozisyon oluşacak. Öyle bir şey diyordu. Evet. Ama hani daha yerel daha az ağızla bilimsel, ve daha e, yerel. güncel konulara değinerek diyordu. Ve sonra diyor ki sen, belki sen bir çiçek olacaksın. Ben de bir arı olacağım. Sana konacağım. Senin özütünü alacağım gibi bir şey diyordu. Mesela bunu güzel bir animasyon film yapsak. Eşkıya 2. E, Cumali çiçek şeklinde baranda arı. Biraz daha çocuk filmi. Şöyle bir şey olsa nasıl olurdu? Bir twist. Varan arı olmuş. Evet. Cumali'nin üzerine konuyor. Fakat Cumali orangutan olmuş. Yani ne hikmetse. Matrix'te bir hata olmuş. Hata olmuş. Çiçek olmamış. Çiçek olmamış. Yani... Ve orangutan gün diye üzerinde <laughs> öldürüyor mu? Çap diye vuruyor böyle. Ama o zaman devamlılık. Hani... İşte bilmiyorum. Belki böyle bir giriş yapıp aa rüyaymış diye bağlayabiliriz. Bence bizi izleyen ben çok şey mesela. var Volkan Bey. Animasyon öğrencisi, sinema televizyon öğrencisi. Eşkıya 2'yi lütfen biriniz şöyle bir ufak bir animasyon yapın. Evet, dediğiniz beş şekilde ama. 5 dakikalık. Sonra da bunu bir dosya hazırlayın. Bunu almayan şirkete ben gerçekten gülerim sadece. Jaws'ın devamı gelsin demiş. Balık filmleriyle alakalı bir şey söylemek istiyorum. <laughs> balık filmlerinin devamlılığı büyüme ilkesiyle e, ölçülür. Büyüme esastır balık filmlerinde her bir sonraki filmde daha büyük balık gelmelidir. Artık Jaws 3'ten öte daha büyük balık çok zor. İşte Megalodon şey yaptılar. Meg Megalodon 2'yi çektiler. Yine orada daha da büyük daha da çok balık var. Bir yerden sonra bir bard balık süzüsüne dönüşecek bu ve çekilemez hale geliyor. Kardeşim bu kod değil ki X large'ını getir, 2X large'ını getir. Yani hemen bulunamıyor hayvan. Yani Aynen hayvanın öyle. keşfedilmesi lazım, literatüre girmesi lazım ki bize tehdit oluşturacak da. Bize gireceğiz onu doğal ortamında bize saldırmasını bekleyeceğiz. Ölme eşeğim ölme filmi. Evet. Ölme eşeğim ölme diye bir film olabilir çok mi? Çok güzel olurdu biliyor musun? Sadece bir eşeğin Ölüm anını böyle belatar gibi uzun çekecek böyle. Ve bir twist de mümkün. Mesela bunu bir BKM filmi gibi, bir komedi hmm. filmi gibi afişleyip sonra son derece hüzünlü bir çocuğun eşeğinin ölmemesini beklediği Şu an uzun bir dram. Oldum. Küçükken Olur. bu çocuğu eşek gibi çalıştırmış. Tamam. Bu travma olmuş onda. Tamam. Büyümüş bir eşeği olmuş. Ama o ben babamın yaptığı gibi yapmayacağım seni. Sana bu sefer ben tam tersi. İnsan gibi bakacağım demiş hmm. eşeğine. Bir insan gibi oturtmuş. Beraber kahvaltı etmişler. Yatağı varmış eşeğin evde yatıyormuş falan. Ve eşek bir gün tabii ki hayvan olduğu için kısa bir ömrü var ve ölmüş. Daha bir alt metni de çıktı. İnsan gibi yaşamak için eşek gibi çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Buna hayat deniyor. Peki Jaws mesela şöyle devam edebilir miydi? Filmin bir yerinde animasyona geçiyor. Kayıp balık Nemo. Evrenin de devam ediyor. Olabilir. Ya daha tatlı hale getirebiliriz Jaws'ı. E. Orada yani bir film vardı değil vardı, mi? Işte vardı işte evet, o. Evet belki tamam. Belki onun adı Jaws'tır bilemezsin. Onun ismi var mıydı? Rus. Rus mu? Anthony olmalıydı ya. Anthony gibi bir tipi mi vardı? Bence Anthony olmalıydı. Jaws'ın ismi ne acaba? Şimdi biz Jaws diyoruz ya. Ama onun, onun ailesinin tabii. verdiği isim de. belki de Bruce bilemezsin yani. Jaws da çeneler. Tabii çeneler. Anlamında. Evet, ben çok öğrendiğim zaman çok garip olmuştum. Çünkü ben köpek balığının İngilizcesini Jaws zannediyordum. Belli bir yaşa kadar. Çene zaten jaw. Ve şimdi öyle garip filtre gibi insanlar olmaya başladı. Doğru Jaws Çenelerini Jaws çenesi. çenesi yaptırıp. bu Cineverse'ün sunduğu sinemaya dairin 3. bölümü bitmek üzere. 4. bölümde yine sizin devamını veya öncesini istediğiniz filmleri Volkan Öge ile birlikte böyle etlendirip, ayaklandırıp, ve onu koşar hale gelene kadar büyütüp salmak istiyoruz bahçeye. Veya takılıp düştüğü zaman çok fazla müdahale etmek istemiyoruz. Hani şey gibi hani vardı ya öyle anne de baba öyle değil. Biraz bir özgüvenli olmasını istiyoruz yani. Kendi başına bir işi başarabileceğini anlamasını istiyoruz onu. O zaman şöyle kapatalım. Allah bizi Cavs gibi insanlardan korusun. Amin.